Galatasaray çalkantılı günler yaşıyor. Galatasaray yönetimsel sıkıntıları var. Galatasaray'da 2 senedir şampiyon olan hoca bile eleştirilmeye başlandı. Bu da benim biraz tuhafıma gidiyor. Kimse kusura bakmasın. Sosyal medyada özellikle böyle. Ya sadece sosyal medyada değil. Spor yorumcularında da biraz var, böyle bir yönlendirme yok mu? Var, var. Şimdi geçen Hıncal abinin rahmetli abisi Özal Uluç var. Hı hı. İzmir'de yaşar. Özal abim de buradan bizi seyrediyor. Selamlar. Ben böyle şey dedim. TRT'deki galiba ya da ya burada ya TRT'de. Dedim ki Okan Hoca'yı eleştirenin aklına şaşarım. Burada konuşmuştum. Burada konuştum. Özal abi de sağ olsun izlemiş bizi. Bana mesaj attı. O zaman benim aklıma şaşabilirsin Emre dedi. Ben eleştiriyorum dedi. 2 defa şampiyon olmuş bir hoca da eleştirilebilir dedi. Ben de dedim elbette yani bir adam 2 sene şampiyon oldu diye hiç eleştiremeyeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Ama hiç mi kredi yok ya? Yani 2 sene üst üste ve yokluklarla, bir sürü yokluklarla, transferleri tutmamasına rağmen bir sürü sıkıntıyla 2 sene şampiyonluk kazandırmış bir adamı hemen kredisi bitmez ya, bitmemeli bence ya. En azından ilk başarısızlığında bitmemeli. Yani bunun matematiği bu olmamalı. Yani takım kazanıyor mu, ligde kazanıyor. Yani sorun ne onu anlamadım. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nden elenildi. Young Boys gibi hakikaten Galatasaray'ın kalibresinde olmayan bir takıma elendi Galatasaray. 30-35 milyon euro gibi bir önemli bir paradan oldu Galatasaray. Bunların hepsini kabul ediyorum. Tamam. Eleştiriyorum zaten Okan Hoca'yı. Ben de eleştiriyorum. Fakat el insaf ya. El insaf. İnsanın biraz kredisi olur ya. Çalışıyorsun. Bir gün hasta oluyorsun. 2 gün önce hasta oluyorsun. Hadi diyorlar sana güle güle. Ya öyle iş olur mu ya? Bu adam 10 yıldır, 20 yıldır burada çalışıyor mesela. Atıyorum yani bir şirkette çalışıyorsun. Bir hasta olma hakkımız da mı yok yani? Bir ayağımızın tökezleme hakkımız da mı yok? Demek ki Okan Hocam hakkın yok bunlara senin. Demek ki başka şeyler dönüyor orada. Demek ki başka problemler var. Demek ki birileri senin ayağını zaten kaydırmaya çalışıyordu. Düşmeni bekliyorlardı. Tökezlemeni bekliyorlardı. Tamam mı? Senin ilk tökezlediğinde hemen başladılar. Senin üzerinden bir algı operasyonuna başladılar. Yönetimde de tabii bir sürü çatlak ses çıkıyor. Şu kara borsa bilet hadisesi var ki hakikaten can sıkıcı bir durum. Kara borsa bilet hadisesini birazcık ben anlatayım. Lütfen. Bu sadece Galatasaray'da değil. Esasında bütün kulüplerimizde olan sıkıntılardan bir tanesi. Şimdi tabii yöneticilerin kendi aldıkları bilet de var. Her yöneticinin bir hakkı var yani. Bir 20, 30, 100 neyse 200 herkese bilet veriliyor. Bir de tabii kongre üyeleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon üyeleri de bilet almak için öncelik hakkına sahipler. Mesela bizim Fener'de öyledir. Kongre üyeleri önce biletlerini alır alacaksa eğer veya kombinesini önce onlar alır alacaksa eğer sonra taraftara açılır biletler. İlk onlara sunulur. İlk onlara sunulur. Şimdi ben mesela çok şey duyuyorum. Önceden özellikle derbi maçlarda, önem derecesi yüksek maçlarda bu biletlerin önceden alınıp kara borsada satıldığıyla ilgili bir sürü şey duydum şimdiye kadar. Hal bunlar hep oluyor. Bütün kulüplerde oluyor. Fakat Galatasaray'daki mevzu biraz daha tuhaf yani. Toplu bir alım var. Taraftara koklatılmayan bir bilet var. Para Galatasaray'a normal fiyatı üzerinden ödeniyor. Galatasaray'ın burada bir zararı yok. Mesela atıyorum 1000 tane bilet aldım. 1000 tane biletin karşılığı 10 lira. Değil mi? 10 lira Galatasaray'a veriyorlar. Fakat bu alınan 1000 tane biletten maçın önem derecesine göre belki $1 milyon para kazanıyorlar. Yani mesela sen 10 lira Galatasaray kulübüne verdin. 100 bin lira kazanıyorsun o biletlerden. Kara borsa yaparak. Anladın mı? Bunlar can sıkıcı şeyler. Sayın, şey ticarete dökmek bu yani. Bak her yerde var diyorum sana, bu Galatasaray'la değil bu sadece. Bütün hepsinde var esasında. Ben bunların hepsini biliyorum. Zaman zaman konuşuyorum da. Hatta bir zaman söylemiştim, Aziz Yıldırım döneminde miydi? Tabii Aziz Yıldırım dönemindeydi. Bak dedim, bazı kongre üyelerini duyuyorum dedim. Bilet satıyorlarmış kara borsada falan diye söyledim. O zaman başkan Aziz Bey şey yaptı, bayağı bir girişti o işlere yani. Kara borsa şerefsizliktir ya. Kesinlikle. Ya ben şimdi atıyorum. Fenerbahçeliyim ben. Şimdi çocuğumu maça götüreceğim. Tamam mı? Ne isterim ben mesela? Bir Galatasaray maçı görsün isterim değil mi çocuğum?
Galatasaray Fenerbahçe seyretsiniz. Türkiye'nin en büyük maçı değil mi yani? Aynen öyle. Türkiye'de ilk derbinde akla Fener Galatasaray maçı gelir. Şimdi neyim? İşte memurum, işçiyim, çiftçiyim, zenginim, fakirim. O önemli değil. Çocuğumu maça götürmek istiyorum ben. Çünkü çocuğumu Fenerbahçeli yapmak istiyorum. Hı. Abi gidiyorum, giriyorum internet sitesine. O malum internet sitesi bilet alınan. Bilet yok diyor. Çocuğum ağlıyor. Ben illa maça gideceğim, maça gideceğim. Onu da Fenerli yapmalıyım ya falan mesela. Bir gidiyorum abi, diyor ki bana 2000 euro, 3000 euro diyor bilet. Ben şimdi bu bileti nasıl vereceğim abi? Hı hı. Bu parayı nasıl vereceğim? Çocuğumu nasıl Fenerli yapacağım? Çocuğumu nasıl maça götüreceğim ben? Ya bu kara borsacıların eskiden şeydi. Şimdi hala şeyde stadyumda satıyorlar. Eski açık var, yeni açık var abi. Yandan geçerken kara söylüyor borsa. Mesela. Kara borsa hala var. Yok evet. Mu yani? Var. Hep sivil polisler de orada dolaşıyorlar. Bulduklarını yakalıyorlar filan ama nasıl başa çıkacaksın kardeşim bunlarla yani? Nasıl başa çıkacaksın? İşte açık var, kapalı var, şu var, kale arkası var, VIP var. Orada buraya da gelen zaten dediğin gibi o istek o coşkuyla gelmiş. Aslında mevlanın yüksekliği de önemli değil ya onun bazısı, için. Tamamen onu sömürmek olmuş. Ha, bazısı da bu arada mesela maça bilet almaz gelip stadyumda alır böyle. Kara borsadan alır yani adam o alışmış ama ona yani. Fark bu kadar olmalı mı mesela çok, yani şu an bahsettiğin çok büyük, rakamlar çok yüksek. Çok yüksek ya milyon dolarlar kazanılıyor diyorum sana. İnanılmaz. Ya öyle diyor. Onun için Galatasaray yönetiminin öncelikle bu işaret etmesi lazım. Gelelim maça. Maça gelelim. Ya Murat Başkan, sevgili Murat Sancak, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun da. Bu sene bu takım olmamış gibi biraz. Yani bu takım sıkıntı yaşarsa Murat Başkan. Daha bak transfer sezonu bitmedi. Açacak mısınız tahtayı, kapatacak mısınız, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz? Ama bu takımın transfere ihtiyacı var. Bu oyuncu grubuyla kolay kolay ligde kalamazsın. Sevgili Murat Başkan, tabii ki daha ikinci yarısı var. İkinci yarı tekrar... Yani transferlerde yapılabilir ama biraz bana böyle seviye olarak düşük bir takım geldi ki Adana Demirspor dediğin kulüp her maç 30 bine oynuyor. Sen bak Galatasaray maçı diye değil ha bu kalabalık. Hı. Her maç böyle bu tribün. 30 bin kişi her maç doldurur. Hı hı. Acayip bir taraftar grubu var. Onların da tutkulu bir çok tutkulu. Grubu var. Çok tutkulu. O yüzden yani bu taraftara bu takımı ben pek yakıştıramadım. Bence Murat Başkan da uğraşıyor onu biliyorum. Yani ne kadar uğraştığını, ne kadar emek sarf ettiğini, cebinden ne kadar çok para harcadı hepsini ben biliyorum. Zaman zaman da başkanla da konuşuyorum. Ama bir çözüm bulması lazım. Başkan nasıl bulacaksa ki bence bulur. Bu takımı biraz derleyip toplaması lazım. 15 yaşında kaleci var kalede ya. Evet ona gelecektim. Yani 15 yaşında kaleci tamam gençlerimiz oynasın, gençlerimizi kazandıralım ama... Kale dediğin yer çok sıkıntılı yer yani. Bak, biraz tecrübe isteyen özellikle. Bak futbolcunun genci, kalecinin yaşlısı makbuldür. Güzel atasözü gibi söyledin Emre. Hakikaten öyle ama yani. Doğru. Kaleci demlendikçe, yaşı büyüdükçe, tecrübelendikçe daha iyi bir kaleci haline gelir. Kale ya. Yani. Adı kale yani. Kale yani. Son adam. Evet. Senden başka kimse yok yani. Evet. O yüzden yani çocuk da 5 tane gol yedi. Ona da üzüldüm. Yani... Bir de oğlum 15 yaşındasın, 5 tane gol yiyorsun. Tamam bir şey demiyoruz. Kimse seni suçlamıyor. Abi 5 tane gol yiyen kaleci forma değiştirmemeli bence ya. Yani o işlere artık girmesen yani. Hı hı. Ondan bundan forma değiştirme. İçeride yap yapacağını. İçeride soyunma odasında birinin formasını istiyorsan illa git al ver formanı. Hı. Onlar başka mesela. Ortalık yerde yapma ya. 5 tane gol yemişsin tribünde millet burnundan soluyor. Sen orada, zaten herkesin canı burnunda öyle bir hareket. Sen orada forma filan değiştiriyorsun. Ben ne bileyim yani belki de ben yanılıyorumdur. Ama benim düşüncem bu. Yani biraz etik mi gelmedi orada sana o hareketi? Biraz tecrübesizlik, acemilik. Bir şey demeyelim hadi bir şey diyeyim. Acemilik yani şimdi sen kendi sahanda 5 yemişsin. Düşünmen gereken şey bu mu aslında değil mi? Hissin formayı mı düşünüyorsun? O anda onu mu düşünebiliyorsun? Üzül lan biraz yani. Üzülelim de yani 5 yedik yani. 5 yedik ya az önce bitti maç yani 5 yedik. Biz tribünde bağırıyorlar bir şeyler söylüyorlar. Başımızı bir önümüze eğelim. İçeriye kadar bir bekleyelim mi? İçeriye bir gidelim ondan sonra isterseniz zil çalınır. Bana ne yani? O beni ilgilendirmez ama bir üzül ya bir göster insanlara. Kameralar çekiyor seni yayın hala bitmemiş. Tribünde taraftarlar var hala. Bir şey bir dur ya. Bir dur. Güzel kardeşim. Neyse onu da gençliğine verelim. Gençliğine verelim.
Onu da gelişine verelim. Tabii talihsiz bir sakatlık. Icardi sakatlandı maçta. Hatta 4-5 hafta falan yok diyorlar. 3-4 hafta diyen var. 4-5 hafta diyen var. Onun da yakında bir açıklama yapılır herhalde ama eğer mesela 4-5 haftaysa Fener maçı var 6. hafta. Icardi'nin Fener maçına yetişmesi zor gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? İnşallah bir an önce iyileşir. Hiçbir zaman arkadaşlar şunu düşünmeyin. Seyircilerimize sesleniyorum burada. Aman o takımın o oyuncu sakatlansın da bize karşı oynamasın. Hayır abi, herkes topuyla tüfeğiyle çıksın, kıspetini giysin. Aynen, tamam mı? Güreşini yapsın. İyi delikanlı gibi. İyi futbol maçları izleyelim. Heh, oturup bunları delikanlı konuşacağım. O eksik, bu eksik kalsın. Aman bu kırmızı kart görsün, aman bu sakatlansın. Gerçek bir başarı olsun. Heh. Onu alkışlayalım. Herkes çıksın sahaya. Kimin gücü kime yetiyorsa sahada belli olsun. Anladın mı? O yüzden iyi olan kazansın o zaman gerçekten. Şimdi şeyi görüyorum da ya, Icardi inşallah yetişme. Ya yetişse ne olur kardeşim, yetişsin ya, vallahi Allah. Nedir yani? Aynen öyle. Icardi de yetişsin. Herkes yetişsin. Herkes topuyla tüfeğiyle çıksın sahaya. O yüzden hiç o şeylere ben katılmıyorum. Yani yok o haklısın, eksik kalsın, bu eksik kalsın falan. Yok abi, kimse eksik kalmasın. Böyle düşüncelerden uzak duralım.